Herkese merhaba arkadaşlar. Yine farklı bir konuyla karşınızdayım. Bu videomuzda çocuklarda din eğitimi üzerine konuşacağız. Zihinsel ve bilişsel gelişimin din eğitimi üzerine etkilerini bilmek. insanın dolayısıyla bilişsel gelişimi bilinerek ve buna göre din eğitimi düzenlemek bireyin dini gelişimini olumlu yönde etkiliyor çünkü bu bağlamda çocuğa din ile ilgili konu anlatılırken onun zihinsel ve bilişsel gelişimi dikkate alarak ne zaman ve nasıl olması gerektiğine dair bilgiler paylaşacağız. başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Videoyu beğenmeyi de unutmayın inşallah. Başlayalım. Başta çocuğa dinle ilgili konular anlatılırken onun algı düzeyi ve çocukların bilişsel gelişim özellikleri bilinmelidir. Bu noktada psikolog Jean Piaget çocukların düşünme ve akıl yürütmeye yaşı ilerledikçe olgunlaştıkça nasıl farklı dönemlerden geçtiğine ilişkin kuramı dikkate değer. Jean Piaget çocuğun dünyanın pasif alıcısı değil, bilgiyi kazanmada aktif bir role sahip olduğunu belirtiyor. Piaget'e göre bilişsel gelişim basamakları şu şekilde. Birincisi, birinci basamak, duysal motor dönem, sensörü dönem dediği bir dönem. Bu evre 0-2 yaş arasını kapsıyor. Bu dönemde duysal motor bu döneme duysal motor denilmesinin sebebi motor faaliyetleri ile algı arasındaki yakın ilişkiden kaynaklı. Bu dönemde çocuk kendini dış dünyadaki nesnelerden ayırt etmeyi öğrenir. Bu evrede gelişen diğer bir özellik nesne kalıcılığıdır. İlk başlarda nesne görsel alan, alan içindeyken vardır. Nesne görsel alan dışına çıktığında bebek yokmuş gibi davranır. Yaklaşık 10. aydan sonra bebek görsel alanın dışına çıkan nesneyi aktif olarak o aktif olarak arar. Ancak bu arayış sınırlıdır. Bebek bir yerde saklanan oyuncağı peş peşe getirmeyi başarırsa, nesne yeni bir yere saklansa dahi eski noktaya bakmaya devam eder. Ancak bir yaşına geldiğinde bir nesneyi daha önceki denemelerde ne olduğundan bağımsız olarak en son kaybolduğunu gördüğü noktada arar. Bu durum bebeğin dış nesnece olayların iç temsillerini geliştirmeye başladığını gösterir. Nesne sürekliliği bir nesne gözümüzün önünden kaldırılsa bile varlığının devam ediyor olduğunun kavranması anlamına geliyor. Bu İç temsil süreci teori ve dil gelişiminin başlangıcıdır. Bu evrede bebekler çevreyi duyu organları ile öğrenirler ve çevre üzerindeki manipülasyonlar ile motor işlemlerde kontrol kazanmaya başlıyorlar. Bu duysal motor dönemdeki öğrenmeler gittikçe artan ve gelişen şemalarla olur. Nesne sürekli kazanılması artık bir sonraki döneme geçişe hazır oluşun da bir nevi işaretidir. Ayrıca bu dönemde döngüsel tepkiler vardır. Çocuk önceden rastlantı sonucu bulduğu ve zevk aldığı hareketleri bilinçli şekilde yapmaya başlar. Çocuğun birinci döngüsel tepkisi emmedir. Bunu tekrarlar. İkinci döngüsel tepki vücudu başka bir nesneye yöneltmesidir. Tepkiler vücuttan başka nesnelere yönelir. Çevreyi tanımaya yönelik eylemlerdir. Üçüncü döngüsel tepki ise vücut dışında başka araçlarla davranışların tekrarlanmasıdır. Devresel tepki döngüsel tepkiyi içine alır. Bu çocuğun 6 yaşına gelene kadar davranışlarını sürekli yapmasıdır. Örneğin hepimizin de e, rastladığı bildiği şekilde ör, örneğin bir espriyi, şarkıyı beğenen çocuk çevresindekiler bıkana kadar hatta bıksa bile usansa bile e, aynı espriyi, aynı şarkıyı sürekli tekrar eder. Bu dönemde ilk deneme yanılma öğrenmeleri görülür ayrıca çocukta ilk ilişkilerin çocuğa verilen ilk terbiyenin telkin yoluyla ve şefkatle yapılması gerekiyor bu dönemde bu evrede bu dönemde çocuk dünyayı ya güvenilir bir obje olarak algılar ya da dünyanın korkuyla dolu olduğunu düşünmeye başlar güven duygusunun ortaya çıkışı ancak ona gösterilecek, çocuğa gösterilecek sevgiyle mümkündür. Ayrıca özenli bakım, itinalı bakım ve gözetim çocukta güven duygusunu oluşturmaya büyük oranda yardımcı olur. Bu yönüyle ebeveynin çocuğa bir emanet gözüyle bakması ve itina ile o çocukla ilgilenmeleri bunun verilmesi gerekiyor ve bu şekilde verilmesi şart. Eğitim çocuğun gelişim düzeyine uygun olarak fırsatlar oluşturması ve çocuğun bu fırsatlardan yararlanarak ıı, sağlıklı bir şekilde gelişimimi tamamlamasını ıı, dolayısıyla çünkü. Gelişim psikolojisi ıı, bağlamında datalara baktığımızda ilk 6 yılda gelişimin yaklaşık 90'ının tamamlandığı görülüyor, ifade ediliyor. Bu gelişim sürecinde dinin nerede konumlanacağı, nerede yer alacağı, dinin yerinin ne olduğu konusu, birçok bir veriye sahibiz bu konuda. Farklı yaklaşımlar olmakla birlikte gelişimin bu döneminde çocukta oldukça canlı bir ilginin bulunduğu, ifade edilir. Bu ilgi yetişkinler tarafından göz ardı edilmemelidir. İnsanda kutsala yönelik korku ve saygının 3 yaşından itibaren geliştiği, bunun da dini nitelikte bir korku ve saygıya dönüştüğü ifade ediliyor. Buradan hareketle şunu diyebiliriz ki insanın doğuştan a priori bir kategori olarak inanma eğilimi taşıdığını, çevrenin ise buradaki rolünün büyük oranda yönlendirme olduğu söylenebilir. Erken çocukluk dönemi din eğitimi bu dönem çocuğunun dini gelişim süreci bilinmeden bir anlam ifade etmez. Çünkü yaklaşık 7 yaşlarına kadar çocuklarda din ve hayat aslında iç içedir. çocuğa bir şeyler öğretmek ya da anlatmanın gayretine girmek anlatmaktan ziyade onun kendiliğinden gelişen sorularla hareketle din eğitimi daha makul. Çünkü bu dönemde çocuğun entelektüel ya da bilişsel yönünden ziyade duyusal yönü daha gelişmiştir. Erken çocukluk dönemi din eğitiminin ana eksenini inanç, umut ve sevgi gibi üç ana değer oluşturur. Jean Piaget'in ikinci dönem olarak tanımladığı dönem ise işlem öncesi dönem. Bunu diğer bir anlamı sezgi, sembolik sembolik kavram öncesi 2-4 yaş. Sezgisel dönem 4-7 yaş arası. Bu evre 2-7 yaş arasında kapsıyor. Dedi işlem öncesi dönem 2-7 yaş arasında kapsıyor. Dediğimiz gibi iki ana ara başlık var ana başlığımızın bu dönemi işlem öncesi dönem. Alt başlıklar sembolik kavram öncesi 2-4 yaş arası sezgisel dönem 4-7 yaş arası tekrar etmiş olalım. Dediğimiz gibi bu evre 2-7 yaş arasını kapsıyor. Dil dili kullanmayı ve nesneleri imgelerle, kelimelerle anlatmayı öğreniyor çocuk bu dönemde. Bir nesnenin ya da eylemin diğerini temsil edebildiğini niteleyebiliyor. Dil bu dönemde çok hızlı gelişiyor ve ancak kullanılan kavramlar çocuğa özgü. Yani akademik bir şey yok dolayısıyla. Bu döneme işlem öncesi evre denilmesinin sebebi çocuğun henüz bazı kuralları ve işlemleri anlamıyor olmasından kaynaklı. Çünkü işlem bilgiyi dönüştürmek için sabit zihinsel bir yoldur ve tersine çevrilebilir. Bu evrede çocuk dili ve sembol kullanımı gelişmiştir. Sebep-sonuç ilişkisini mantığa dayandırmadan, görünür koşullara göre kurar. Yani bir sebep-sonuç ilişkisi bizim anladığımız gibi bir, belli bir mantığı, işte şu A, B, C gibi onun sıralaması yok. Yani görünür koşullara göre çocuk bu sebep-sonuç ilişkisini kuruyor. Anlık düşünce işleyişi vardır dolayısıyla ve ifade ettiğimiz gibi kavrama, anlama basit ve sınırlı. Nesneler adlandırır, isimlendirir fakat sınıflandıramaz. Olayları ifade ettiğimiz gibi mantık yoluyla sebep sonuç ilişkisi bizim kurduğumuz gibi birleştiremez. Olayları başkasının açısından göremezler dolayısıyla. Evet, davranışlarını da başkaları için değiştiremezler. Karşılaştıkları durumların yalnızca ya rengine ya büyüklüğüne gibi tek bir özelliğine odaklanırlar. Devresel, döngüsel tipi gösterirler. Dediğimiz gibi verdiğimiz örnekte olduğu gibi biraz önce yeni öğrendiği bir şarkıyı sürekli tekrarlarlar, söylerler. Çocukta bu dönemde üç tür inanış söz konusudur. Birincisi canlıcılık, animizm. Bu ne demek? Yaşayan ve yaşamayan nesneler arasında ayrım yapamaz. Oyuncak bir köpeğe, canlı bir köpeğe davrandı gibi davranır. Ayağın çarptığı sandalyeye döner bir tekme atar çocuk dolayısıyla. İkinci e, olarak özelden özele akıl yürütme, ortaklık. Bu da özel bir durumdan diğer bir özel duruma genelleme yapmadan akıl yürütmeyi ifade ediyor iki özel durum arasındaki bağı yaşantılarına bağ, bağlı olarak tek yönlü olarak ele alır çocuk. Üçüncü ise yapaycılık. Bu da güneş ya da ay yapay olarak hazırlanmış bir nesnedir çocuğa göre. Güneşin sabahleyin ateşi söner. Ak akşam ise yakılır. Ben merkezi düşünme yani egosantrizm. Çocuk tüm her şeyin kendisi için var olduğunu sanır. Annesi ona bakmak için vardır. Kendisi çikolatayı seviyorsa başkaları da seviyordur. Yine 3-6 yaş aralığında merak kaynaklı olarak soru sormalar artar. Bu dönemde çocuk sorduğu sorulardan dolayı azarlanmamalı. Hatta sorunun cevabını bulmaya özendirilmeli, teşvik edilmeli. Bu dönemde çocukta ahlaki bağımlılık vardır. Çocuk dıştan gelen kurallara göre davranır. Kaynağını sevileni taklit etme psikolojisinden alan eğilim çocuğun dini hayatının oluşmasında oldukça önemlidir. Aile, üre, aile üyelerinin dini davranışları, tutumları, kullandıkları sözler, dini içerikli olsun ya da olmasın ve yaptıkları ibadetler çocukla çocuklukla tüm çocuklarda hepimizin de bildiği üzere denizler bırakan bir süreç. Zihinsel bakımdan çocuk kendisine sunulan olduğu gibi alır ve kabul eder. Bu evredeki çocuk, dini kavramlar hakkında çeşitli sorular sorar ve aldığı cevapları düşünmeden, şüphelenmeden, itiraz etmeden onlara inanır. Bu durum, çocuğun kolay inanırlık özelliğinden kaynaklıdır. Bu dönemde çocuk inancın sebebini araştırmaz. Çocuğun her konuda olduğu gibi dini konularda da sorduğu sorulara yetişkinler ve eğitimciler zihinsel gelişimlerine, çocuğun zihinsel gelişimlerine, çocukların zihinsel gelişimlerine uygun ve anlayacakları şekilde cevaplar vermeye gayret etmelidir. Çocukluk dönemi dininin başka bir özelliği dediğimiz gibi ben merkezi olmasıdır. Bu özelliğin bir sonucu olarak Allah çocuğun yaratıcısı ona anne ve baba ve kardeş vermiştir. Sonra da yararlanması ve yaşaması için yiyecekler, içecekler, giysiler vesaire. Bununla birlikte bu evredeki çocuklarda görülen dinin belirgin özelliği çocuğun doğaüstü bir dünya ile uyumudur. Çocuğun ruh dünyasındaki Allah'ı sık sık antropomorfik, antro ...pomorfik. Tekrar edelim. Çocuğun ruh dünyasındaki Allah'ı sık sık... ...antropomorfik yani... ...insani vasıflarla... ...betimlediği, Allah'ı insan... ...şeklinde tasavvur ettiği görülür. Çünkü çocuk... ...bu dönemde somut düşünme dönemindedir. Soyutu somutlaştırır. Çocukların böyle bir düşünce... ...tarzına sahip olmalarında... ...yeterli düşünce seviyesine... ...sahip olmaları kadar yaşadıkları aile ortamı ve çevrenin de etkileri söz konusudur. Üçüncü aşama, üçüncü dönem somut işlemsel dönemdir. Bu evre 7-12 yaş arasını içeriyor. Bu döneme somut işlemsel evre denmesinin sebebi çocuğun artık işlemleri anlayabilmesidir. Çocuklar soyut terimler kullanmalarına karşın bunu yalnızca somut nesneler ile ilişkisi içinde yaparlar. sayı, kütle, ağırlık, korunumu kavramları elde edilir. Yani bir maddenin şekli değiştirilinde ya da madde parçalara bölündüğünde değişmeyeceği bir nesne kümesinin toplam ağırlığı nesnelere nasıl yerleştirilirse yerleştirsin değişmeyeceği bu dönemde öğrenilir. Bu evrede nesneler birden fazla göre sınıflandırılabilir ve Tek bir boyuta göre sıraya koyabilir, sokabilir onları. Bu evredeki çocukta bilinçli ve gerçekçi bir din anlayışı oluşmaya başlar. Özellikle 7-9 yaş dini inancın uyandığı ve geliştiği bir dönemdir. İlk çocukluk evresinde Allah'ı insana ait modeller içinde düşünen çocukta, bu dönemde yerini giderek sembolik, ve soyut bir anlayışa bırakır. Dönemin sonlarına doğru somut düşünce evresi sona ererken soyut düşünme evresi başlar. Çocuk çocuk artık nicel olan ve algılayabildiği şeylerle düşünür ve eyleme geçer. Ben merkezi düşüncenin yerine artık fonksiyonel düşünce alır. Bir başka deyişle çocuk kendi dışındaki şeylere de gittikçe genişleyen bir açıyla bakmaya başlar ve bir başkasının görüş açısından görmeye çalışır. Kısıtlı da olsa mantıki düşünce başlar. Belli özelliklere göre artık kısmi gruplandırma yapabilir. İki özellik arasında nedensellik kurar ve sonuca erişir. Bu dönemdeki çocuklar artık kuralların sebebini idrak edebilirler ve uyarlar, değer yargılarını anlarlar. Dördüncü evre, Jean Piaget'in bahsettiği bilişsel dönemde soyut işlemsel dönemdir. Buna formal işlemler dönemi de diyebiliriz. Bu 12 yaş ve üzeri için. 12 yaş ve üzeri bu şekilde tanımlanıyor. Bu dönemde soyut önermeler üzerinde mantıksal olarak düşünebilir ve hipotezleri sistematik olarak test edebilir, algılayabilir. Bu döneme kadar çocuk düşünce tarzında tüme varıma dayalıyken bu dönemden sonra düşünce tarzına tümden gelim eklenir. Piaget, çocuğun bir aşamadan diğerine daha önceki aşamalardaki düşünce tarzı yetersiz kaldı ve çevresine uyum sağlayabilmek için zorlandığı zaman geçtiğini belirtir. Eğer çevreye uyum, uyumunda somut operasyon düşün, dönemindeki düşünce tarzı yeterli ise formel operasyon aşamasındaki düşünce tarzına geçmesi gerekmez. Bu dönemdeki genç soyut düşünme, nedenselliği görme ve kavramları tanıyabilme yeteneklerine erişir ve geliştirir. Düşünce soyut, sistemli ve mantıklı olmaya doğru ilerler. Sembol kullanımı daha fazla ilişkin olur. Bu dönemin diğer iki özelliği ise düşüncede birleştirme ve yer değiştirmeleri yapılabilmesidir çocuk bu son çocukluk evresinde dinin bir takım sorularını daha rahat anlamaya ve öğrenmeye, ahlaki konuları kendine göre değerlendirmeye başlar. Ayrıca bu dönemdeki çocukların zihinsel gelişimine paralel olarak gelişen düşünceleri eleştirel ve sorgulayıcı bir hal alır. Bu evrede çocuğun dini gelişimini etki eden en önemli faktör Ailedir. Özellikle aile üyelerinin dini tutum ve davranışları çocuğu, çocuk için son derece önemlidir. Okula başlamadan önce anne ve babasını model olarak gören, model olarak alan ve onları taklit eden çocuk, okula başladıktan sonra özellikle öğretmenin örnek almaya başlar. Bu sebeple öğretmenin davranışları, dinle ilgili sözleri çocuğun dini gelişim açısından oldukça önem arz eder. Çocukta yetenek halinde var olan vicdanın uyandırılıp geliştirilmesi belki ifade edebileceğimiz gibi bütünüyle bir eğitim sorunudur. Yine ergen egosantrizmi görülür. Kendi söylediklerinin ve düşündüklerinin en doğru olduğunu düşünür bu arada. Herkes onu takip ediyordur. Kimseye yaranamaz ya da herkes onu sever. Onun yaşadığı problemleri kimse yaşamıyordur kendisini örneğin çirkin buluyorsa herkes onu çirkin buluyordur. Bununla birlikte bu dönemde üreme sistemleri gelişir. Beynin cinsel fonksiyonlarla ilgili salgılar üretmesi ve zihinsel gelişimde kısa dönemli farklılıklar görülür. Hızlı bedensel büyüme vardır bu dönemde. Beden hızla geliştiği için sakarlık, sinirlilik, uzun süre dikkatini kullanamama durumları görülür. Ergenlik dönemine diğer yaşıtlarından daha erken giren kız çocuklarının ergenliğe daha geç giren kız çocuklarının oranla daha içe kapanık ve daha asosyal oldukları ergenliğe yaşıtlarından daha erken giren erkek çocuklarının ise geç girenlere oranla daha sosyal ve dışa dönük oldukları belirtilmektedir. Toparlamak gerekirse arkadaşlar dini gelişim açısından çocukluk dönemi hareketli bir zaman dilimidir. Çocukların yetişkinleri taklit etme yetenekleri söz konusudur ve bu bakımdan başta ebeveyn ve diğer aile büyükleri olmak üzere dini kurumlar taklit için uygun modeller oluşturulabilir. Elbette çocuğun yetişkinleri taklit etmesi önemlidir ama bundan daha da önemlisi çocuğun kendi dini tecrübe ve yaşantısıdır. İlk çocukluk evresi din ve din eğitimiyle tanışma dönemidir. Çocuk 3 yaşından itibaren dini inançlarla ve dini nitelik davranışlarla ilgilenmeye başlamasıyla dini inanç gittikçe canlılık kazanmak kazanmaya başlıyor. Çocuğun kafasında yavaş yavaş güçlü ve büyük sıfatlarla özdeşleştirdiği ve çevresinde bu sıfatları taşıyan bireylerle somutlaştırdığı bir Allah tasavvuru oluşur. 6 yaşındaki çocuğa Allah ve ona inanma eğitimi ile ilgili çalışmalar başlatılabilir. Tekrar edelim. 6 yaşındaki çocuğa Allah ve ona inanma eğitimi ile ilgili çalışmalar başlatılabilir. Bu noktada eğitimci düşen görev Allah'ı sığınılacak bir varlık olarak çocuğa tanıtmak. Çocuk Allah'ı sevmelidir. Allah'ın kendisini sevdiğine inanmalıdır. Böylece ona güvenecek ve gerektiğinde ona sığınacaktır. İlk çocukluk evresindeki çocuğa Allah inancıyla ilgili olarak onun güzel isimleri ve sıfatları İslam inancına uygun olarak öğretilmeye gayret edilmelidir. İlk çocukluk dönemi Allah'a iman konusunda hazırlık evresi olarak görülmeli. Basit anlamda bazı kelimeler, sözler çocuğa öğretilmeli ve çocuk dini faaliyetlere kesinlikle zorlanmamalıdır çocuk dini faaliyetlerle bir nevi oyun anlayışı içinde tanıştırılmalıdır. Ayrıca bu dönemde din eğitiminde hikayeler, masallardan da faydalanabilir. Bununla birlikte çocuğun oyun ve oyuncaklarında dini motiflerin bulunması, evde dini eşya ve tabloların bulunması, evde, evde ezan sesinin duyuluyor olması dini etkimi açısından faydalar gösterebilir, faydalı olabilir. Soru sorma ilk çocukluk evresinin en önemli özelliklerindendir. Ailenin yaşantı şekli, çevredeki dini atmosfer, yapılan dualar gibi noktalar çocuğun dini tecrübelerini arttırarak soru sormasını kolaylaştırır. Büyükler çocukların sorularına ciddi ve doğru cevaplar vermeye gayret etmeli. Onların güvenlerini hiçbir şekilde sarsmamalıdır. Belki de en doğru yaklaşım çocukluk dininin, ailelerin ve öğretmenlerin davranışları ve sözlerinin çocuklar tarafından bilinçsiz bir şekilde gözlenmesi ve taklit edilmesidir. Onun için mevlid benzeri gibi dini merasimlere çocuklarımızı götürebiliriz. Bu dönemde üzerinde durulması gereken diğer bir konuda ibadetlerle ilgili bilgilendirme noktası bu yaşlarda özellikle ibadet olarak namaz ve oruç üzerinde durmak gerekiyor denebilir. Bu evrede namazla ilgili bazı bilgiler çocuğa öğretilmeye başlanabilir. Dinin basit şekillere, dinin basit şekilleri derine inmeden ve çocukların daha kolay anlayacağı ve on, onlara yarar sağlayacağı şekilde sunulmalı. Dinin çocuğun kafasında sevindiren ve kolaylaştıran bir unsur olarak, husus olarak canlandırılması din eğitiminde çok önemlidir. Çocuğun dini eğitiminde kutsal gecelerin, Ramazan günlerinin ve bayramların önemi oldukça fazladır. Bu günlerde çocuğa hediyeler alınmalı. Kendisine bu sevinç ve coşku halini yaşatan olgunun kendi dini olduğunu dikkat çekilmelidir. Son çocukluk evresini din ve eğitimine baş, başlangıç evresi olarak ifade edebiliriz. Bu dönemde çocuğa dinin temel bilgileri dediğimiz ilmihal bilgiler öğretilebilir ve din kültürü oluşturma faaliyeti başlatılabilir. 7 yaşından başlayarak 12 yaşına doğru çocuk Allah'ı daha soyut olarak algılamaya, düşünmeye başlar. Bu evredeki çocuklara Allah'ı sadece kendisinden yardım istenilen ve sadece ibadet edilen bir varlık olarak düşünmeleri öğretilmeli ve din eğitimi bu yöne sevk edilmelidir. Yalnızca Allah'a ibadet eden ve yine ondan yardım isteyen bir insan diğer insanlar karşısında hür olma, özgür olma tavrını geliştirir çünkü. Diğer insanlara bağımlı kalmaz. Bu yaklaşım giderek onda insanların eşit olduğu düşüncesini de oluşturur. Yine çocuğa doğasında anne baba ve kardeşlerine yer vermesi söylenebilir, hatırlatılabilir. Ve çocuktaki bu paylaşma duygusu başlatılabilir. Sonuç olarak arkadaşlar ifade edecek olursak çocuğun bilişsel gelişim özellikleri bilinmeli ve din eğitimi buna uygun verilmeli. Çünkü bilişsel gelişimin her döneminin kendine özgü özellikleri vardır. Bu cümleyle de arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olduk destek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen görüşmek üzere.